Evet. Şey gözüküyor mu tablo Fidan? Görünüyor hocam ama biraz yazılar küçük. Tamam, büyütürüm ben onu şimdi. Nasıl? Şimdi görünüyor hocam. Tamam, çok güzel. Tamam oldu. Kafana takılan bir şey olursa sorarsın. Bir senin şeyin açık, mikrofonun. Çok mikrofon olduğu zaman Tamam. şey olmuyor, sıkıntı oluyor. Yayını kaydedeceğiz bu arada. Yayını sonradan izleyebilirsiniz. Tamam hocam. Şimdi başlayalım. Gelen olursa şey alırız. Şimdi Şey nasıl arkadaşlarım. düşünürsün? Dur. Tamam, siz de yakınlaştırabilirsiniz ikiniz de. Şimdi arkadaşlarım başlayalım. Şimdi gençler, chat kısmı açık. Buradan yazarsınız anlamadığınız yerleri. Ben buradan bakarım, tamam. Oradan soru cevap yapabiliriz. Aslında biz şeyde bayağı ilerlemiştik derste. Ama ben hazırlık döneminden başlatmak istedim. İki grup ortaklaşa aldık çünkü sizi. Dolayısıyla biz hazırlık dönemi, Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminden başlayacağız. Tamam. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminden başlıyoruz. İşte öncelikle bizim için Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde Mondros-Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal'in biliyorsunuz, Mutluluk'un tarihini zaten hepimizin artık biliyor olması lazım. 1919 1927 yılları Mutluluk'un tarihi. Bir saniye, bu ne? Bakayım. Evet, herkesi kabul ettik. Tamam. Şimdi arkadaşlar, 1919'la yani bir de silebilirsek burada silimiz vardı. Şimdi arkadaşlar, Nutun tarihini hatırlayan varsa normalde Mustafa Kemal Nutun'u der ki 1900'ler 19'dan başlatır. Mondros Ateşkes'le. Yani genel görünüm diye verir. Arkasından anlatmaya başlar. Şimdi 1919'dan Nutu'yu başlatır. 1927 yılına kadar Nutu'nun içerisindeki konular vardır. Mesela Menemen olayı yoktur. Çünkü 1930'dur. Tamam mı? Size bu tarz zaten sorular gelebilir. Dolayısıyla buna zaten siz dikkat edeceksiniz. Bunun dışında gençler, kendi kameranızı kaydetmeseniz görüntünüz de gözükür. Bu şeyler kameralarınızı kapatın. Kameralarınızı kapatın ki gözükmeyin. Çünkü bunun görüntüler şey yapılacak. Ne derler? Yayınlanacak. Filin kameranı kapat. Sonra gözükürsün bir şeyde YouTube'da. Tamam. Şimdi arkadaşlar, 1919'da 1927 yılları arasına biz diyoruz ki Nutuk. Mustafa Kemal Nutuk'un da şeyle başlıyor zaten. Mondros Ateşkes'le başlıyor. Tamam. Mondros Ateşkes'le başlıyor. Dolayısıyla Mondros Ateşkes'ten de biz başlayacağız. Yani dönüp baktığımızda bir bakalım, şöyle biraz geri yaparsam da herhalde sıkıntı olmaz. Şimdi ilk işgal edilen yer, işgal bölgelerini vermişler önce. Bizim için Mondros Ateşkes Anlaşması önemliydi. 7 ve 24. madde vardı. Hatırladınız mı Mondros Ateşkes Anlaşması? İşlemiştik önceden. 7. 27 ve 24. madde en önemli maddelerdi. Diyordu ki 7, benliklerini tehdit eden bir durum olursa strateji geri işgal edebiliyorlardı. 24. maddede de diyordu ki Doğu Anadolu bölgesi 6 ilde karışıklık çıkarsa bu bölgede de şeyler kurulabilir. Ermeni devleti kurulabilir diyordu. Bunun dışında yine Mondros Ateşkes Anlaşması'na dayanarak, bunlar 7. maddeye dayanarak vatanı işgal etmişlerdi. Artı hatırlıyorsanız şimdi bunlar normalde bu maddeleri koyarken aynı zamanda bizi savunmasız bırakmak için de maddeler koymuşlardı, değil mi? Mesela ordumuz terhis edilmişti.
İşte efendim şeyler vardı. Toros tünelleri mesela şey altındaydı. İtilaf Devletleri'nin işgali altındaydı. Ya da bunun dışında mesela bizim Osmanlı'nın silahına, cephanesine el konulmuş hatırlıyorsanız. Bunun dışında mesela ordumuz telhis edilmişti. Bunların hepsi işgallere daha rahat yapabilmek için, bizi biraz daha savunmasız bırakmak adına yapılan olaylardı. Dolayısıyla Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Anlaşması yani hazırlık döneminde Rutum'da Rus Savaşı'nı 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkışla başlatır. Dolayısıyla bizim tarihimiz Rutum'da 1919-1927 yıllarıdır. Bir yandan gelenleri de kabul ediyorum. Şimdi dönüp baktığınızda ilk işgal edilen yer, ilk işgal edilen yer Musul. Kim işgal etmişti? İngilizler işgal etmişti hatırlarsanız. Ve Mustafa Kemal Suriye cephesinde bulunuyordu. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanınca şeye gitti, İstanbul'a geri döndü. Hatta orada hani itiraf askerleriyle karşılaşınca ne diyordu? Geldikleri gibi giderler cümlesi var. Yani 13 Kasım 1918 yılında biz İstanbul'un fiilen işgali uğradığını biliyoruz. Yani itiraf askerleri, itiraf gemileri İstanbul'a gelmişti. Bu fiilen işgal. Bu gemilerden askerler çıkıp İstanbul'a giriş yapınca bu resmen işgal. Biz bunu sizinle sonradan işleyeceğiz. Bunun dışında buraya Mustafa Kemal İstanbul'a gittikten sonra artık savaş bitip Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra ve vatanı bundan işgali işgal ettikten sonra gidiyor İstanbul'a. Orada itiraf askerleri ve itiraf gemileriyle karşılaşıyor. Dolayısıyla geldikleri gibi giderler sözünü de burada kullanıyor. Milliyet gazetesi Mustafa Kemal ile Ali Fethi Okyar'ın çıkardığı gazetedir. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Milliyet gazetesinin soru değeri var ve soru sorulma ihtimali de var. Tamam mı? Gazete olarak gazete kısmına ayrı bir önem vereceksiniz. Gazeteleri biz sizinle bazılarınıza yazmıştık zaten. Dikkat edin gazetelere. Gazetelerden soru gelebiliyor. Şimdi demişiz ki Mustafa Kemal'in de yazılarının bulunduğu işgallere karşı yayın yapan gazete Minber, Ali Fethi Okyar'la birlikte. Yani bu Minber'i Ali Fethi de var. Ali Fethi Okyar da var Minber'de, ona dikkat edin, tamam mı? Ali Fethi de var. Onun dışında devam edecek olursak İstanbul hükümeti. Şimdi İstanbul hükümeti işgaller karşısında nasıl davranmış? Demiş ki işgaller geçici. Yani tepkisiz kalmış, teslimiyetçi bir politika izlemiş. Halkın kendi çabalarıyla yerel direniş örgütleri kurduğunu biz görmüştük. Biz bu direniş örgütlerine ne demiştik? İşte halkın oluşturduğu dağınık, düzensiz birliklerimiz vardı. Biz bunlara kuvayi milliye demiştik. Aynı zamanda halk neler oluşturmuştu? Cemiyetler oluşturmuştu. Yararlı cemiyetler. Anadolu'nun ateş böcekleri diye geçen yararlı cemiyetlerimiz vardı. Dolayısıyla arkadaşlar, yerel direniş cemiyetleri kurmasında Anadolu'nun işgali etkili olmuştur ve insanlar işgaller karşı ilk tepkiyi yerel direniş yani yararlı cemiyetleri kurarak göstermişlerdi hatırlıyorsanız. Bunun dışında böyle baktığımızda Mustafa Kemal İstanbul'da yaptığı toplantılarda burada hani milli mücadeleyi İstanbul'dan başlatabileceğini düşünmüyor. Asıl yolun Anadolu olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla kurtuluş için bir seçenek olduğunu, o da Anadolu'ya gitmek olduğunu düşünüyor. Örgütlü mücadele vermek olduğunu düşünüyor. Hatta ne diyor? Orduları telhis edilmesin diyor. Mesela burada ordusunu telhis etmeyen bir komutanımız var Osmanlı komutanlarından. Biz bunu önceden de yine sizinle konuşmuştuk. 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir. Doğu cephesinde ciddi bir şekilde Doğu cephesinde Ermenilerle savaşacak olan Kazım Karabekir ordusunu teslim etmiyor değil mi? Ordusunu teslim etmiyor. Osmanlı ordusunu telhis etmiyor ve Osmanlı ordusu 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir'le birlikte Doğu cephesinde Ermenilerle mücadele ediyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal bu Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili genel bir görünüm hakkında da şeyde bahseder, Rutum'da da bahseder. Şimdi devam edelim bakalım ne var başka. Diyor ki o günlerde Samsun ve çevresinde Rumlarla Türkler çatışıyor. Evet çatışıyor. Çünkü o bölgede Pontus Rum Devleti kurmaya yönelik faaliyetler var. Pontus Rum Cemiyeti Pontus Rum Cemiyeti var. Artı Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti de Pontus Rum'un amacını engellemek için çaba veriyor. Dolayısıyla burada bir çatışma ortamı var. Ve devletlerin çatışmaların sonlandırılmasını aksi durumu işgal edileceğini bildiriyor itiraf devletleri. Bu ortam içerisinde Mustafa Kemal'i şeye gönderiyorlar. Samsun'a. Görevi ne? Mustafa Kemal'i 9. Ordu Müfettişi olarak. Diyorlar ki Mustafa Kemal'e sen git orada bulunan halkı
sakinleştir. Elinden silahını al gel. Yani Trabzon bölgesi, Samsun bölgesi. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in görünürdeki görevi şu. Yani Vahdettin'in, İstanbul Hükümeti'nin Mustafa Kemal'e verdiği görev şu. Diyorlar ki sen Samsun bölgesindeki asayişi sağla. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gidecek Mustafa Kemal. İzin Kutlu Savaşı'nın Samsun'a çıkışa başlar. Dolayısıyla ordunun terhis işlemlerini hızlandır diyor. Müdafaa hukuk cemiyetlerini, Trabzon'daki o çevredeki yararlı cemiyetleri kapat ve halkın elindekileri, silahları topla. Yani halkı sakinleştir. Yoksa itiraf askerleri Anadolu'nun her yerini tamamen işgal edecek düşüncesi var. Dolayısıyla Mustafa Kemal Samsun'a 16 Mayıs'ta Bandırma vapuruyla hareket ediyor. 16 Mayıs'ta Bandırma vapuruyla hareket ediyor. Kaçında gidiyor? 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gidiyor. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gidiyor arkadaşlarım. Ve bu tarih bizim için çok önemli. Çünkü Samsun'a çıkışla birlikte Kurtuluş Savaşı ne yapar? Başlar. Dolayısıyla arkadaşlarım baktığınızda Mustafa Kemal'in gerçek amacı ne? Şimdi biz bu ona bakalım. Yani Mustafa Kemal acaba bu verilen görevi yerine getirdi mi, getirmedi mi? Şimdi Mustafa Kemal'in amacı İstanbul'dan bu işin olmayacağını zaten anlamış. Arkadaşlarıyla falan da görüşmüş. Anadolu'ya geçmekten başka çare olmadığını düşünüyor. Dolayısıyla eline de 9. Ordu Müfettişliği gibi bir görev geçince anında uygulayacak. Bir bakalım gelen giden var mı? Evet. Şimdi devam ediyoruz. Mustafa Kemal'in gerçek amacına bir bakalım. Diyor ki, Mustafa Kemal'in gerçek amacı direniş cemiyetlerini birleştirmek, mücadeleyi tek merkezden örgütlemek ve 16 Mayıs 1919'da Samsun'a hareket ediyor Bandırma vapuruyla, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gidiyor. Yani bizim için Kurtuluş Savaşı, milli mücadele Samsun'a çıkışla başlıyor. Tamam, buraya kadar zaten hepimiz bunları biliyoruz. Şimdi Mustafa Kemal Samsun'a gider gitmez. Hemen Samsun raporu diye bir rapor yayınlıyor. Tarihine bakın. 22 Mayıs 1919. 19 Mayıs'ta gitti Samsun'a, indi. 22 Mayıs'ta 1919'da hemen Samsun raporunu gönderiyor İstanbul Hükümeti'ne. Şimdi bu raporda ne var? Bu raporun ilk izlenimine baktığımızda diyor ki Türk halkı direnişli halkı diyor. Yani burada diyor Rumlar Türkleri katlediyor. Dolayısıyla bunlar Türkleri katlediyor. Dolayısıyla mandaterliğin Türklerin karakterine uygun değildir. Ve bölgedeki Rum isteklerinden vazgeçerlerse çatışmalar kendiliğinden sona erecektir. Yani o bölgede bulunan, Karadeniz bölgesinde bulunan Rumlar diyor isteklerinden vazgeçerse ya bizimkiler de diyor Anadolu halkı da ortalığı sakinleştirecektir diyor. Yani halka destek vermiş Mustafa Kemal. Verilen görevinden çok aksi bir şey yapmış fark ettiyseniz. Yani orada sessizliği sağla, ellerindeki silahları al gibi bir görev varken Mustafa Kemal sanki farklı davranıyormuş gibi değil mi? İzmir'in işgali haksız ve yersizdir diye cümlesi var mesela. Mustafa Kemal ilk kez İstanbul hükümetiyle görüş ayrılığına düşüyor. Yani hani 9. Ordu müfettişi olarak onu gönderdiler. O bölgede Karadeniz bölgesindeki silahları topla, o bölgeyi sakinleştir dediler. Ama Mustafa Kemal farklı davranıyor gibi değil mi? Devam ediyoruz. Şimdi arkasından Samsun raporunu yayınladıktan sonra bakın 22 Mayıs ben size demiştim ki milli mücadelenin yıllarını her ay bir faaliyet var öyle düşünüyorum. Yani 1919 yılı milli mücadele yılı. Kongrelerin falan olduğu yıl 1919. Kurtuluş Savaşı'nda cepheler yani savaşların olduğu tarih genelde 1921 yıllarını kapsıyor. Ve milli mücadele hazırlık dönemini de şey olarak düşünüyorum. Her ay bir faaliyet var. Bakın Samsun'a çıkış başladı Mayıs ayında. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül diye gidecek. Tamam mı? Kodlamayı öyle kafanızda tutun. Mayıs ayının 19'unda Samsun'a geldi. Samsun raporunu yayınladı. Samsun'un ilçesine geldi. Havza genelgesini yayınladı. Yani Havza Samsun'un bir ilçesi. Tamam. Havza genelgesi deyince aklınıza gelecek olan şey şu. Sana sorun miting, protesto cümlesi geçiyorsa soruda. Miting, protesto, ulusal bilinç cümlesi geçiyorsa o sorunun cevabı Havza'ydı. Tamam mı? Havza genelgesidir o sorunun cevabı. Bakın. Diyor ki Havza'ya geçti. Milli mücadelenin ilk genelgesini yayınladı. Ulusal bilincin uyanması yolunda ilk adım atıldı.
9. Ordu müfettişi sıfatıyla tüm sivil askeri yöneticilere, milli cemiyetlere gönderildi yöneticilerle ilgili şeyler, görevler. İzmir'in işgalini protesto edin demiş. Bak, Hazır Yenelgesi'nin içeriğini şöyle aklında tut. Diyor ki, işgale uğradık, vatan işgale uğradık, protesto ve miting yapın diyor. Yani adamın amacı protesto ve mitinglerle ulusal bilinci alevlendirmek. Tamam mı? Ulusal bilinci, Mustafa Kemal'in amacı ulusal bilinci alevlendirmek. Dolayısıyla miting ve protestolar yapın ki bunun örneğini göreceksiniz. Kim mesela? Halledip Ahmet mitingi, Fatih mitingi hatırlayın. Kendi sesinizi arkadaşlar mikrofonlarınızı kısar mısınız? Sizin mikrofonlarınızı kısın. Çünkü şeye yayına geliyor o zaman izleyemezsiniz sonra. Tamam. Sadece benim sesim olursa daha iyi olur. Kafanıza takılan bir şey olursa şeyden yazın. Chat kısmından yazın. Şimdi devam ediyorum. Havza genelgesi soruları genelde ulusal bilinç, miting, protesto şeklinde gelir. Tamam. Ona dikkat edin. Mitingler, protestoların yapılması ile ilgili bir genelge aslında. Ne diyor? İzmir'in işgali bütün yurtta protesto edilmeli. Müdafaa hukuk cemiyetleri desteklenmeli. Ordular dağıtılmamalı. Silahlar teslim edilmemeli. Yapan kişi var. Silahlarını teslim etmeyen. Orduların dağıtılmadığı kişi var. O kişi kimdi? 15. Kolordu komutanıydı. 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir askerlerini ve silahlarını teslim etmeyecek. İyi de edecek çünkü Doğu cephesinde ciddi bir başarı sağlayacak. 7. maddeden ötürü protestolar yapılırken azınlıklara diyor dokunmayın. Hani haklıyken haksız duruma düşmeyin diyorlar. Haklıyken haksız duruma düşmeyin, azınlıklara dokunmayın. 30 Mayıs'ta Havza'da, arkasından Mustafa Kemal Havza'da o mitinge katılıyor. Ülke genelinde de mitingler başlıyor. Özellikle miting deyince hep bildiğiniz Fatih mitingi ve Sultanahmet mitingi. Değil mi? Fatih ile Sultanahmet mitingi. Halide Edip adı var. Selim Sırrı Tarcan, siz bunları bilmezsiniz. Gibi Hamdullah Supi gibi kişiler bu mitingde görev almıştır. Peki devam ediyoruz. Bakayım. Diye. Ne dedim? Ne yaptık? Samsun'a geldim. Samsun'a geldikten sonra Samsun raporunu yayınladım. Dedim ki burada halk haklı şey vermeden, tepki vermeden. İki, arkasından Havza Genelgesi'ni yayınladım. Üç, Havza Genelgesi'ni yayınladım. Havza Genelgesi'nin tarihi Mayıs, 28 Mayıs. Mayıs'tan sonra gelen ay Haziran. O zaman Haziran'da da Samsun'dan sonraki il 1 saat, 1,5 saatlik uzaklıkta Amasya. O zaman Amasya Genelgesi bizim için çok önemli. Kurtuluş Savaşı'nın programı, gerekçesi, yöntemi, amacı var. Çok önemli. Yıldız işareti mi atarsınız? Ne yaparsanız yapın. Çok önemli. 22 Haziran 1919'da yayınlanıyor. Şimdi kimler var bu Amasya Genelgesi'nin içinde? Şimdi bunu Mustafa Kemal yalnız başına yazmamış. Hep birlikte. Yani onaylamış, birden çok kişi onaylamış. Yani kişisellikten kurtarmış Kurtuluş Savaşı'nı. Kimler var? Mustafa Kemal var. Refet Bele var. Ali Fuat Cebesoy var. Rauf Orbay var. Bunlar direkt imzalıyor. Ama imzalayamayanlar var. Çünkü orada olmayanlar var. Samsun'da olmayanlar bu var. Bunlardan birisi Kemal Paşa. Diğeri Kazım Karabekir arkadaşlarım. Kazım Karabekir Doğu cephesinde görev aldığı için, Doğu cephesinde yer aldığı için bunu şey yapamayacak, imzalayamayacak ama ne yapacak? Telgrafla onaylayacak. Tamam mı? Telgrafla onaylayanlar derse size Cemal Paşa ile Kazım Karabekir'i düşünebilirsiniz. Anlaştık mı? Şimdi sorularda şey de olabilir. Genelgeyi şey de yazabiliyorlar. Tamimi diyebiliyorlar. Tamimi. Amasya Tamimi diye de biliyorlar. Onu da zaten şey yaparsınız, Şimdi biz Amasya Genelgesi'ni biraz açalım. Şimdi Amasya Genelgesi'ni çok ayrıntılı işleyeceğiz. Başladık. Şimdi komutanlar bir genelge yayınlamış ve genelge diyor ki sana, vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir diyor. Şimdi bunu eline aldığın zaman, vatanın işgale uğradığını anlar mısın bir halk olarak? Evet. Dersin ki vatan işgale uğramış. O zaman bu madde vatanın işgale uğradığını gösteren madde.
O zaman ben savaşı ne yapacağım? Savaşı neden yapacağım? Demek ki vatan işgale uğramış ki onun için savaşacağım. Yani Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi hangisidir derse bu maddeyi alacaksınız. Tamam mısınız? Buraya kadar sıkıntınız yok. Yazarsanız, siz de yazarsanız böyle anlamadığınız yerleri ben anlarım. Buradan görüyorum. Tamam. Peki. Şimdi gerekçesini söyledim size. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede. Yani savaşı yapma gerekçeniz, Kurtuluş Savaşı'nı yapma gerekçeniz. Zaten bu Kurtuluş Savaşı'nın programı. Yani Kurtuluş Savaşı'nı nasıl yapacağınız yöntemi ve amacı her şeyi burada var. Şimdi bakalım. Ne diyor? Birincisi diyor ki vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir diyor. Bu gerekçe. İki, halk şunu düşünebilir. Padişah ne yapıyor? Vatan işgale uğradı. O zaman padişah ne yapıyor? Ya da sadrazam, hükümet ne yapıyor diye düşünebilir. Onun cevabı da şurada. Diyor ki İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir diyor. Arkadaşlar getirmemektedir demiyor. Bak suçlamıyor. Dikkat edin. Engelleniyorlar. Getirememektedir diyor. Tamam, direkt suçlamıyor. Bakın İstanbul hükümetini, padişahı direkt suçlamıyor Mustafa Kemal. Direkt suçlasaydı halk etrafını alamazdı. Tamam. Şimdi İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir. Yani engellenmektedir demek istedim. Bu durum ulusumuzun yok sayılmış olduğunu gösterir diyor. O zaman bu da Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi olur mu? Bu da gerekçesi olur Kurtuluş Savaşı'nın. Peki devam ediyoruz. Şimdi bakalım. Şimdi gerekçe, birinci ve ikinci maddeyi gerekçe dedik. Üçüncü maddeye bakalım. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi kararı kurtaracaktır. Şimdi burada yöntem ve amaç var mı? Var sanki de. Yöntem ne? Millet bağımsızlığı ve bunu yapabilmenin yolu ne? Milletin azmi ve kararı. Şimdi burada milletin azmine ve kararına önemseme varsa, milletin azmi ve kararını önemsemek varsa, o zaman şuraya ulusal egemenlik yazabilir miyim? Ulusal egemenlik. O zaman burada gizli bir şekilde cumhuriyetin ile cumhuriyet yönetimiyle ilgili ipucu verilmiş mi arkadaşlar? Hani sana diyor ya ihtilal bildirgesidir. Evet, ihtilal bildirgesi Amasya genelgesi çünkü yönetim şeklini değiştirmeyi de planlıyor aynı zamanda. Ama açık açık bu ne yapılmamış? Burada yazılmamış. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır demesi, milletin azmi ve kararını önemsemesi bize ulusal egemenliğin olduğunu gösterir. Düşüncesi kafasındaki düşüncenin ulusal egemenlik olduğunu gösterir. Ulusal egemenlik deyince de hangi yönetim şeklinin ipucunu veriyor aslında burada Mustafa Kemal? Cumhuriyetin ipucunu da vermiş. Anlaştık mı? Cumhuriyetin ipucu da verilmiş. İlk defa ulusal egemenlikten bahseden genelge hangisidir derse neyi alacaksın? Amasya genelgesini alacaksın. Tamam mısınız? Devam ediyorum. Bunun dışında gelelim başka neler yapacağız? Şimdi arkadaşlarım, çıkacağım biraz daha. Diyor ki milletin içinde bulunduğu durumu belirtmek ve haklı sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul. Şimdi bu milli kurul temsiliyet olabilir mi? Olabilir. Yani her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır derken temsiliyetinden aslında bahsediyor. Peki bu temsiliyet bakalım nasıl oluşacakmış? Bir bakalım. Bu amaçla Anadolu'nun en güvenli yeri Sivas'ta milli bir kongre toplanmalı. Bak, Sivas Kongresi'nden bahsetmiş. Sivas'ta milli kongre toplanmalı ve bu kongreye her ilden gelen delegeler, bak, her ilden gelsin diyor. Üçer kişi temsilci olarak gelsin diyor. Bak, ulusallık var fark ettin mi? Her ili çağırıyor. Her ilden temsilci gelsin diyor. Bölgesellik yok. Her ilden gelen halkın güvenini kazanan delegeler Sivas'a gelsin. Her türlü engelleme ve can güvenliğine karşı milli bir sır olarak saklansın. Yani biz diyor bir kongre yapacağız. Ulusal bir kongre yapacağız.
Ama bu kongreyi diyor, kimseye haber vermeden engellenir düşüncesi, Sivas Kongresi'nde engellenir düşüncesi, kimseye haber vermeden gizli bir sır olarak belediyeler ve cemiyetler delege üyelerini seçsin ve delege üyeleri Sivas'a gelsin diyor. Tamam mısınız? Yani burada aslında Sivas Kongresi'nden bahsediyoruz. Tamam. Devam. Peki devam ediyorum. Diğeri, Doğu illeri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Kongreye katılacak delegeler daha sonra Sivas Kongresi'ne katılacaktır demiş. Devam. Burada arkadaşlarınız geliyor, onları kabul ediyoruz. Şimdi demiş ki Erzurum ve Sivas'ı konuştuk. Ulusal egemenlikten bahsedildiğini söyledik. Kurtuluş Savaşı'nın yöntem ve amacı var dedik. Onu devam ettirdik. Ordular dağıtılmasın, ordu bu görevleri yerine getirmek için görevlendirilecek demiş. Şimdi toparlayacak olursak şu kısım bizim için önemli. İlk defa ulusal egemenlikten bahseden belge. Amasya genelgesi. Dedik. Şimdi 10 dakika sonra arkadaşlarım şey gidecek, yayın gidecek. Sonra ben size yeniden link atacağım. Sonra bir daha geleceksiniz, tamam mı? 40 dakikada bir atıyor çünkü. 10 dakikamız kaldı. 10 dakika sonra beni atacak. Sonra ben sizi bir daha davet edeceğim. Bir daha link atacağım. Şimdi 9 dakikamız var. Şimdi devam edelim. Amasya genelgesini en azından bitirelim. Evet. Şimdi arkadaşlarım, ilk defa ulusal egemenlikten bahseden genelge hangisidir sorarsalar size, ulusal egemenlikten ilk bahseden genelge Amasya genelgesini alacaksınız. İki, Kurtuluş Savaşı'nın programı hangisidir derse Amasya genelgesini alacaksınız. Ve amaç, gerekçe, yöntemi olan maddeler hangisidir derse, bakın. Birinci madde gerekçe, ikinci madde gerekçe, üçüncü madde yöntem ve amaç. Tamam. Bunun dışında temsiliyetinin kurulmasından söz ediliyor. Bir kurul, milli kurul, bunu konuştuk. Geçiyorum. İstanbul hükümetine karşı çıktığı için ihtilal bildirgesi. Orada Cumhuriyet'in ipucu verilmiş, onu unutmayın. Genelgeden sonra Mustafa Kemal İstanbul'a çağırıyorlar. Mustafa Kemal İstanbul'a gidiyor mu? Gitmiyor. Ordu müfettişliği görevinden alındığı kendisine bildiriliyor. Mustafa Kemal askeri bütün görevlerinden istifa ediyor. Sine-i millete döndü diyor. Dolayısıyla arkadaşlarım bundan sonraki Amasya genelgesinden sonra bütün her şeyde Mustafa Kemal artık sivil. Tamam mı? Askeri, yani Amasya genelgesinden sonra Mustafa Kemal istifa ediyor. Ve sana derse ki sivil olarak yaptığı ilk kongre hangisidir derse, hangisini işaretlersin? Sivil olarak yaptığı kongre derse bu işaret dersin. Arkasından bu gelecek. Tamam mı? Anlaştık mı? Bir yandan da şu. Evet. Şunu bir bitirek konuya atmadan. Devam ediyoruz. Bakalım ne var? 7 Temmuz 1919 Erzurum'dan Mustafa Kemal aynı gün hem müfettiş hem de askerlik mesleğinden istifa etti. Bunu konuştuk. Genelgeden sonra artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, bağlı olmak zorundadır telgrafını çekiyor. Şimdi Mustafa Kemal Amasya genelgesinden sonra artık sivil. Tamam mı? Aklınıza bu gelsin. Sivil bundan sonra Mustafa Kemal. Ve şimdi Erzurum Kongresi'ni işleyeceğiz. Şimdi Erzurum Kongresi'ni şöyle düşünün. Erzurum Kongresi toplanış şekli bölgesel. Evet. Yani toplanış şekli bunun toplanış diye yazabilirsem. Toplanış nasıl? Bölgesel. Ne için toplanıyor? Çünkü Doğu Anadolu için toplanıyor. Peki alınan kararların ciddi bir kısmı nasıl kararlar? Alınan kararlar ulusal kararlar. Şimdi bakın. Ben size her ay bir faaliyet var demiştim farkındaysanız. Bak. Ne oldu? Mayıs'ta Havza Genelgesi. Haziran'da Amasya Genelgesi. Temmuz'da bak Temmuz'da ne var? Temmuz'da Erzurum Kongresi. Milli mücadelede her ay bir faaliyet vardır. Ona dikkat edin. Çünkü savaş dönemi olduğu için olağanüstü bir dönem. İşte Erzurum Kongresi toplanış şekli bölgesel alınan kararlar ulusal.
Neden toplandı peki? Sebep ne? Niye toplandı? Vallahi toplanmasının sebebi şu. Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti kurmaya yönelik faaliyetler vardı. Bu faaliyetlerin engellenmesi için toplandı. Toplanmasını sağlayan kişi, koordinatörü kim? Kazım Karabekir. Kazım Karabekir. Tamam mı? Kazım Karabekir toplanmasının koordinatörüdür. Yani sana Erzurum Kongresi'ni kim yaptı diye sorarlarsa, daha doğrusu koordinatörlüğünü kim yaptı diye sorarlarsa, kim alacaksınız? Kazım Karabekir'i alacaksınız. Tamam. Şimdi bakalım, cemiyet diye sorarlarsa ne diyeceksiniz? Ben bunu sanki size önceden söyledim gibi. Erzurum Kongresi'nin toplanmasını sağlayan cemiyetler hangileridir? Yararlı cemiyetlerden bahsediyorum. Bilen var mı? Bilen varsa yazsın. Bilen varsa yazsın. Erzurum Kongresi'nin toplanmasını sağlayan yararlı cemiyet. Fidan, bekliyorum senden cevap. 5 dakikamız var daha. Evet, doğru. Mirsu, Trabzon Müdafaa Hukuk. Bir tane daha söyleyeyim. Bir tane daha var. 2 yararlı cemiyetin etkisi var. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk. Çok güzel. Bakın, güzel bir soru olur bu. Erzurum Kongresi'nin toplanmasını sağlayan kişi, koordinatör Kazım Karabekir. Zaten adam 15. Kolordu Komutanı. Bunu biz biliyoruz Doğu Anadolu'da. Doğu cephesinde de görev alacak. Ve yararlı cemiyet derse de, geçen sene Erzurum'dan soru sordular bu arada, yani 2019'da. Yararlı cemiyetler, 2 yararlı cemiyetin etkisi var. 1 Trabzon Müdafaa Hukuk, 2 Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk. Tamam. Bu ikisinin etkisi var kongrenin toplanmasında. Peki bakalım. Şimdi demiş ki, alınan kararlar nasıl kararlar? Alınan kararlar arkadaşlarım ulusal kararlar. Alınan kararlar ulusal olduğu için de bakacağız şimdi ulusal kararlara. Bakıyoruz. Ulusal kararlar almış. Şimdi bakalım ne var ulusal kararlarda. Bu arada şöyle de bir sözü vardı Mustafa Kemal'in. Şimdi Mustafa Kemal istifa ediyor mesleğinden. Askerlik mesleğinden. İstifa ettikten sonra Doğu Anadolu'ya gidiyor. Kazım Karabekir ile karşılaşıyor. Onu tutuklayacağını zannediyor falan. Ne diyor? Kazım Karabekir'in şöyle bir sözü var. Ben ve ordun ordumuz emrinizdeyiz paşam cümlesi var. Hatırlarsınız hepiniz bu cümleyi. Bu cümleyi söyleyen kişi Kazım Karabekir'dir. Mustafa Kemal'e destek veriyor. Dağıtılmayan Osmanlı ordusu, 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir. İstiklal Harbimiz diye eseri vardır. Çıkmış bir soru. İstiklal Harbimiz. Kazım Karabekir'e dikkat edin. Sonra zaten ayrıntılı yine Kazım Karabekir'le ilgili bilgi vereceğim. Şimdi bakalım. Sistem bizi atana kadar Erzurum'dan devam edelim. Şimdi ulusal kararların alınmasında Mustafa Kemal'in kongre başkanlığı yapması etken olabilir. Bu arada geçen seneki soruyu sorayım mı size? Şimdi Mustafa Kemal normalde burada delege falan değil. Delege olmadığı için hem Mustafa Kemal hem de bir kişi daha. Bak, bunu geçen sene 2019'da. Şimdi Mustafa Kemal delege olmadığı için bir delege istifa edecek. Yerine Mustafa Kemal geçecek. Sonra Rauf Orbay için de geçerli bu. Rauf Orbay. Bu ikisi İki delege istifa edecek, yerine geçecekler. Biliyor musunuz hangi delegeler istifa edecek? Önceden söylemişimdir bazılarınıza. Hatırlayan var mı? İki delege istifa edecek. Ve Mustafa Kemal'ler, evet çok güzel Fidan, harikasın. Cevat Dursunoğlu istifa edecek. Birisi daha vardı. Kazım Yurdalan, çok güzel. Yani iki delege istifa ediyor. Geçen senenin sorusu alanda mı, genel kültürde mi hatırlayamadım ama geçen senenin sorusuydu bu. Şimdi diyor Mustafa Kemal delege olmadığı için, Erzurum Kongresi'ne katılabilmesi için iki delegenin istifa ettiğini biliyoruz. Mustafa Kemal'le Rauf Orbay katılsın diye. Bunlardan birisi Cevat Dursunoğlu, diğeri Kazım Yurdalan. İkisi istifa ediyor ve Mustafa Kemal'le Rauf Orbay kongreye katılıyor. Anlaştık mı? Şimdi devam ediyoruz. Kongre toplanış şekli bölgeseldi. Doğu Anadolu için toplanmışta alınan kararlar ulusaldı. Ulusal kararlar almadan Mustafa Kemal'in kongre başkanlığı etken mi? Evet. Çünkü Mustafa Kemal olduğuna göre bölgesel kararlar biraz daha az olacak demektir bu. Çünkü Mustafa Kemal'in amacı genel Anadolu'yu kurtarmak olduğu için. Şimdi
Kongre Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuku. Bakın daha deminki sorumun cevabı burada varmış. Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti topladı diyor kongreye. Yani burada Şark Vilayetleri var ya, Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk. O şey işte. Bu Anadolu Müdafaa Hukuk onun ismi. Şark Doğu demek ya. Doğu İlleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti aynı şey, Arapçasını yapmış. Tamam mısınız? Dolayısıyla iki yararlı cemiyetin etkisi var ve koordinatörü de Kazım Karabekir. Bakın 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir. Kongrenin güvenliğinden de sorumlu. Şimdi 10 Temmuz'da toplanması planlanan kongre olumsuz gelişmeler yüzünden geç toplandı. Katılan iller nerelermiş bakıyoruz. Bakın genelde Doğu Anadolu için toplanmış. Bitlis var, Erzurum var, Sivas var, Trabzon var, Van var. Tamam. Şimdi bakalım kararlarımıza. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez. Şimdi bu madde neye benziyor? Milli sınırlar içerisinde vatan